Gençler, size kısaca şunu söylemek istiyorum. Ne edin edin, zor kelimesini sözlüğünüzden çıkarın. Allah size insan olma şerefini verdikten sonra zor kelimesi yoktur sözlükte. Ölüm bile kolaydır. 10 sayfa, 50 sayfa yazı okuyup imtihana girmeye zor diyemezsin sen. İnsan olmandan şüphe edilir o zaman. Bir insanın dosyalayıp senin önüne getirdiği hiçbir şey insan olarak senin için zor değildir. Eğer sen 500 sene sonrası için yaşamayı düşünüyorsan, hayat senin için bugünden ibaretse elbette koyunlar için konuşmuyorum ben. Çünkü koyun günübirlikçidir. Ertesi günü kasaba gidecek ve nüfus kağıdı bile kalmayacak bu dünyada. Koyunların arşivi tutulmaz, sucuğu yapılır. İnsanın ise arşivi tutuluyor, sucuğu yapılmıyor. Onun için koyunlar merada günübirlik yaşar, insanlar dünyada yaşar, en yükseklere ruhları yükselir, ebedi olarak dünyada kalırlar, sonsuza kadar da cennette olurlar. Müslüman insan bu insandır. Zor kelimesini sözlüğünüzden çıkarın. Nasıl arkadaş seçmeniz gerektiğini anneniz, babanız, hoca efendiler size defalarca nasihat etmişlerdir. Sigara içenle oturma, işte adres, Facebook adresi kötü olanlarla oturma, nasihat etmişlerdir. Ben buna bir ilave yapayım. Arkadaşlarından birisi sana bir gün filan hocanın şu imtihanı çok zordu derse onunla bir daha selamlaşma. O hasta bir tiptir. Bir hoca cin olmayacağına göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir insan olduğuna göre senden zor bir şey hazırlayamaz insan çünkü. Bu bilek güreşi değil mi? Bileği kalın da olsa, çevik de olsa 10 antrenmanla sen de o noktaya gelebilirsin. Hiçbir hoca talebeyi ezebilecek bir soru hazırlayamaz. Ezilmek için yere yatan talebenin üstüne basabilir. Bu imtihan çok zordu diyen talebe senin selamlaşmaman gereken arkadaştır. Zor imtihanı nasıl tarif edeceğiz? Düellosu büyüktü hocanın diyecek. Matematikçi büyük düello yaptı diyecek. Bunu düello kabul edecek. Bir dahaki imtihanda görüşmek üzere diye çıkacak imtihandan. Düşük not alabilir, hiçbir sakıncası yok. Düşük not hayat değil. Bu imtihanların tekrarı varsa görüşmek üzere deyip kağıdı masaya bırakıp çıkar. Kahramanlık budur. Yüz yıllarca yaşayanlar böyle yaşadılar. Sadece okulu hayat olarak görenler, elbette zor imtihan, kolay imtihan ayrımı yapmak zorundadırlar. Sevgili genç kardeşlerim, size sınıf geçmeyi tarif etmediğim için farklı konuşuyorum, uzun konuşuyorum. Uzunu konuşuyorum. Sınıf geçmeyi değil, hayatı sıçramayı size tarif ediyorum. Bu dünya düzeyinden uzay düzeyine nasıl sıçranır bunu anlatıyorum size. Zor kelimesini sözlüklerinizden çıkarın. Talebenin zoru olmaz. Büyüğün talebesi ise, not talep ediyorsa her şey zor onun için zaten. Arşı talep eden için, onun talebesi, arşın talebesi olan için. Ne demek talebe? Bir şeyi isteyen demek. Büyük isteyen için zor olmaz. Önüne çıkan engeller olur.